Arkadaşlar merhaba, ben Nurullah Taş. Android Studio derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde Fragment çerçeve oluşturmayı ve Activity'den Fragment'a, Fragment'dan da Activity'ye veri göndermeyi göreceğiz. Ne demek istiyorum? Şu koyu renkli alan oluşturduğum çerçeve, bunu Activity'ye, Main Activity'ye ekledim. Mesela Main Activity'den çerçeveye veri göndereyim. Şuradan send diyorum, gönderiyor. Ya da şuradan Nurullah'ı sileyim. Ali yapayım. Şu taşı da sileyim. Kaya olsun. Şimdi tıklayınca şurada da Ali Kaya. Activity'den Fragment'a, Fragment'tan Activity'ye veri aktarımını da göreceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi öncelikle bir yeni proje oluşturuyorum. New Project, Empty Activity. Adı Fragment kullanımı olsun. Finish deyip projenin oluşmasını bekliyorum. Proje bir derlensin. Yeni pencerede oluşuyor. Şimdi bir Main Activity'ye geliyorum. Main Activity'nin tasarım kısmına gelip şu Constraint yerine ilk defa bir şey kullanacağız. Zor bir tarafı yok arkadaşlar. Table layout, tablo arka plan yerleşimi kullanacağız. Kullanımını görünce zaten zor değilmiş diyeceksiniz. Şimdi tablo şeklinde arka planım var. Şu text view'ı siliyorum. Arkadaşlar tablonun neyi olur? Satırı olur. Table row deyip şöyle kapattım. Bir satır ekliyorum. Birinci satırım. Gelip buna bir tane edit text ekleyeyim. Edit text'i kapatıyorum. Buna bir hint vereyim, ipucu. Ad olsun. Sonra background arka planını color transparent yapıyorum. Görünmüyor yeni sürümde bu böyle yapmazsam. Başka çözümü vardır ama bakacak fırsatım olmadı. 12 dp iç boşluk padding verdim. Şöyle görünüyor. Şimdi buna bir weight ağırlık vereyim. 1. Komple burayı kapattı. Bir de id vereyim. Et id edit alt tire ad olsun. Şimdi arkadaşlar metin boyutunu da biraz arttırayım. Text size 24 sp olsun. Şöyle büyüsün ki görelim. Şimdi bu satıra eklediğim şeyler yan yana gidiyor. Bir tane daha kopyalıyorum bundan. Getirip buraya ekliyorum. Bakın arkadaşlar. Birebir dedim, ağırlık eşit bir şekilde gördüğünüz gibi ayarlamalarını yaptı. Bunlara bir de margin vereyim. Dış boşluk 10 dp dış boşluk olsun. Bunun da yine margin dış boşluğu 10 dp olsun. Şöyle dışarıdan da boşluk olsun. Şu da edit soyad ve hint ipucu olarak soyad diye eklemesini yaptırıyorum. Şimdi arkadaşlar tabloya bir satır daha ekliyorum. Table row diyorum. Şöyle büyükle kapatıyorum. İkinci satırımı ekledim. Bir tane butonum olsun. Buton. Kapatayım butonu. Metin vereyim. Text btn değil. Gönder olsun. Gönder. Şimdi buna weight ağırlık vereyim. Bir. Bütün her yeri kapatsın. Sonra padding iç boşluk 12 dp ve margin dışarıdan 15 dp bir boşluğum olsun. Şöyle bir şey oldu. Şimdi bu butona bir de id vereyim. Id btn alt tire gönder diye ID'mi verdim. Gerekli tasarımları yaptım. Bu butonun metin rengini de metin boyutunu da bu arada arttırayım. 24 SB olsun ki görelim rahatlıkla. Bir de arkadaşlar şu table layout'a bir tane ID verip Activity adim diye ID veriyorum. Şöyle Activity adim. Birazdan bunu kullanacağız.